dünyasına hoş geldiniz sevgili izleyiciler. Birbirinden farklı sektörlerin ekonomiye kattıkları üretim, iç talep ve ihracat boyutlarıyla konuştuğumuz programımızda bugün iki değerli konuğu ağırlayacağız. Bisiklet sanayini konuşacağız ama öncesinde bugün Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı önemli bir veri. Sanayi üretimi Mayıs ayına ilişkin veri yıllık bazda %19,9 gerilerken aylık artış da %17'de sınırlı kaldı. Hep beraber öncelikle haberimizi izleyelim, üzerine konuklarımızla konuşacağız. Türkiye İstatistik Kurumu Mayıs ayı sanayi üretimi verilerini açıkladı. Koronavirüs etkisinin yoğun hissedildiği Mayıs ayında sanayi üretimi yıllık bazda %19,9 gerilerken bir önceki aya göre artış %17,4 oldu. Beklentiler sanayi üretiminin yıllık bazda %21 civarında daralacağı yönündeydi. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde 2020 yılı Mayıs ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %14,2, imalat sanayi sektörü endeksi %20,6 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %13,3 azaldı. 2020 yılı Mayıs ayında bir önceki madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %4,5, imalat sanayi sektörü endeksi %19,3 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %4,9 arttı. Evet, Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre Nisan ayında %30'luk gerileyen sanayi üretimi Mayıs ayında ise dipten dönüşü sağladı. %17'lik bir artış sağladı ancak büyük resme bakacak olursak yıllık bazda kayıpsa hala %20 geride sanayi üretimi. Ve bugün bunu sanayi üretimine özellikle pandemi süreciyle beraber talebin arttığı bir sektör bisiklet sanayi ile birlikte konuşacağız. Bisiklet Endüstrisi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Esat Emanet ve Salkano Bisiklet Yönetim Kurulu Üyesi Bayram Akgül bizlerle birlikte. Hoş geldiniz diyerek başlamak istiyorum. Esat Bey, evet, günün verisiyle başlayalım. Sanayi üretimine, Türkiye sanayi üretimine baktığımızda Mayıs ayında bir dipten dönüş olduğunu görüyoruz. Bunu koruyabilecek mi? Ve bisiklet sanayine baktığımızda, bisiklet endüstrisine baktığımızda orada tablo neye işaret ediyor? Evet, iyi yayınlar diliyorum öncelikle. Bildiğiniz üzere pandemi süreciyle beraber endüstri sektörlerinde üretimlerde farklılıklar oluşmaya başladı. Pandemiden etkilenmeyen sektörlerin içerisinde yer aldığımızı düşünüyoruz. Özellikle Avrupa'dan gelen yüksek talepler, pandemi sonrasında insanların hareketsiz bir yaşamdan çıkmasının neticesinde pazarda oluşan aşırı talep dolayısıyla bisiklet sektörü olarak biz hiçbir zaman vites küçültmedik. Özellikle bu Nisan ayı itibariyle. Şu anda üretimlerimiz bütün kapasitesiyle beraber devam ediyor. En büyük sorunumuz tabii üretimde kullandığımız ithal ara ürünlerle alakalı süreçlerin bu uzak doğuda oluşan pandemiden dolayı üreticilerin, fabrikaların 2-3 ay dolayında kapalı kalmasından dolayı tedarik anlamında bazı sıkıntılar yaşıyoruz. Onun haricinde elimizdeki olan imkanlarla ve sezon öncesi yapılan planlamalarımız dahilinde bütün üretimler son hızıyla devam etmektedir. Bisiklet sektörü gelişime çok açık bir sektör. Özellikle bu süreçte Avrupa'dan gelen talepler çok enteresan. Pandeminin sektörümüze kattığı en önemli değerlerden bir tanesi Avrupa pazarı, ki bu dünyanın en büyük bisiklet pazarı. Ürün tedariklerini sadece tek bir ülkeden, tek bir noktadan yapmamaları gerektiğini onlara bir şekilde gösterdi. Dolayısıyla biz burada çok iyi araya girmemiz lazım sektör olarak. Ve bunu yapacak vizyona, finans gücüne ve ekonomiye sahip olan çok güzide firmalarımız var sektörümüzde. İnşallah önümüzdeki bu yılı bir iyi değerlendirerek, bu fırsatı güzel değerlendirerek ümit ediyorum ki gelecek sene bisiklet sektörü Türkiye ihracatında çok önemli bir yerlere gelecektir. Evet, rakamlı gelirleri soracağım ama iç taleple ilerleyelim. Bayram Bey'e de dönmek istiyorum. Bayram Bey, pandemi özellikle alternatif ulaşım aracı olarak bisikleti bu dönem yeniden çok farklı bir noktaya taşıdı, değil mi?
İç talepte ne kadarlık bir artış oldu? Öncelikle iç taleple başlayalım. Satışlarınızda ne kadarlık, özellikle Haziran ve Temmuz döneminde bir artış yaşıyorsunuz? Şimdi öncelikle Mart ayında pandemi ilk başladığı zaman her sektör gibi, her firma gibi biz de bir durakladık. Yani ne olacak? Çünkü yeni bir sistemle karşılaştık. Dünyanın hiç karşılaşmadığı bir krizle karşılaştık. Eskiden ekonomik krizler oluyordu. Bir şekilde aksiyon alıyorduk ama bu bizim için yeni bir krizdi. Çünkü dünya kilitlendi. Tedariğimizin merkezlerinden bir tanesi Uzak Doğu kilitlendi. Ne yapacağız, ne edeceğiz düşünürken Mart ayı böyle geçti ama biz içimizde açıkçası bir umut vardı. Nisan 15'te beraber bu pandeminin hem spor açısından hem ulaşım aracı açısından bisikletin tercih etmeyi başlamasıyla beraber açıkçası biz hiç yaşamadığımız bir yıl yaşamaya başladık. Bizim Türkiye'de yaklaşık 1 milyon 250 bin bisiklet satılıyor ve bunun büyük bir kısmı eskiden Mayıs-Haziran aylarında karne hediyesiyle beraber satılıyordu ama son 4-5 yıldır Mart, Nisan hatta Şubat'tan başlayan satışlar vardı. Bu Şubat-Mart'ı kaybettik. Biz üzülüyorduk ne olacak ne bitecek diye düşünürken Nisan'ın 15'inden sonra gerek bayilerimiz gerek biz hiç yaşamadığımız bir iç piyasa talebiyle karşılaştık. Bu Haziran'da, Mayıs'ta da devam etti. Yani şu anda bizim stoklarımız neredeyse bitmek üzere. Yani normalde bu zamanlarda firmamızın 10-15 bin tane kemikleşmiş bir stoğumuz vardı. Şu anda binlerin altına düştü bu. Yani hiç beklemediğimiz bir taleple karşılaştık. Gerek ben, gerekse diğer meslektaşlarımız bu talebi karşılamaya çalışıyoruz açıkçası. İç piyasadaki durum bu şu anda. Peki Bayram Bey, sektörde yerlilik oranı nedir? Özellikle Esat Bey bu dönemde ara malında, ara mamulde tedarik sorunu yaşadıklarını dile getirdi. Türkiye'de bisiklet sanayinde yerlilik oranını almak istiyorum ve yerli üretimin bu dönemde yatırımların önünü açma adına ne yönde teşviklere, desteklere ihtiyaç var? Tabii öncelikle yerlilik oranı şu anda modele göre değişiyor. %5 ile %80 arasında değişen yerlilik oranları var. Bizim pahalı bisikletlerde, Türkiye'de ulaşım aracı olan bisikletlerde bu oran ne yazık ki %50'nin altında ve şu anda biz onun da handikapını yaşıyoruz. Çünkü eğer bu yerlilik oranını artırabilseydik şu anda ihracatta büyük rekorlar kıran bir ülke olacak. Yani az önce Esat Bey de söyledi. Bizim bu ihracatı yakalayabilmemiz için bazı yedek parçaları Türkiye'de üretiyor olmamız lazım. Ve şu anda bir durumdayız ki yatırım yapmak için de çok önemli bir yerdeyiz. Biz firma olarak da yeni yatırım kararı aldık bu pandemiyle beraber. Daha önce planlıyorduk ama onu hızlandırma kararı aldık. Yakın zamanda Trakya'da hem yedek parça üreteceğimiz hem de elektrikli bisiklet özelinde üretim yapacağımız, bazı yedek parçaları da ortak üreteceğimiz bir fabrika kuruyoruz. Elektrikli bisikletle ilgili çok önemli bir gelişme var. Elektrikli bisikletin en önemli maddelerinden bir tanesi, en önemli girdilerinden bir tanesi pil. Ve bu pilin yerleşmesiyle alakalı bir çalışmamız var bizim. Firmamızın Vestel'le bir çalışması var. Yakın zamanda gerçekleşecek. Yani elektrikli bisiklet ihracatında önemli bir yer kaplayan pil yerli malı olacak. Ve bu yerlilik oranını da arttırarak ihracat pazarına ulaşacağız. Şimdi, ne kadarlık bir yatırım büyüklüğünden bahsediyoruz? Trakya'da yapmayı planladığınız bu özellikle elektrikli bisiklet de dahil olacak. Ve ara parça mamul fabrika yatırımı. Yani yaklaşık 70-80 milyon liraya bulan bir yatırım olacak ilk etapta. Burada hem boyahane yatırımı yapacağız, tekerlek yatırımı, onun dışında alüminyum ve çelik kadro imalatı planlıyoruz. Bahsettiğimiz bisiklette kullanılan yapabileceğimiz bisikletin çerçevesi, çatalı ve buna benzer maddeleri yani ham maddeleri üreteceğimiz bir fabrika olacak. Evet, o zaman hayırlı uğurlu olsun diyelim. Ben bu noktada tekrar Esat Bey'e dönmek istiyorum. Esat Bey, aslında Türkiye'de bisiklet kullanım oranları kişi başına baktığımızda düşüktür. Avrupa'da bu çok daha yaygındır. Bir alternatif ulaşım aracıdır. Özellikle hafta sonları da hani daha çok bunların turlarını da görüyoruz. Bizim Türkiye'de daha çok sizin de dediğiniz üzere bir karne hediyesi, diğer noktada son dönemde artan sağlıklı yaşam ve bisiklet rotalarıyla beraber gelişen bir sanayi sektör haline geldi. Türkiye'de bunu daha tabana yayma adına nasıl bir politika izlenmelidir?
hem fiyat açısından hem vergiler açısından tabana yaymak mümkün mü? Nasıl olacaktır bu? Tabana yaymak tabii ki de mümkün. Bir kere öncelikle sektörümüzün en büyük sıkıntılarından bahsetmek istiyorum. Bisikleti bir kere satın alabilirliği çok uygun olması lazım alt taban tarafından. Fakat maalesef bisiklet ithal ara parçaları üzerinde bizce gereğinden çok fazla ilave gümrük vergileri olsun, anti-dumping vergileri olsun uygulanmakta. Bu da bisiklet maliyetlerini olması gerekenden daha fazla rakamlara mal etmemize sebebiyet veriyor ve bunun da maalesef perakende fiyatlarda olumsuz bir yansıması oluyor. Bununla alakalı yani bisikleti farklı bir konseptte, farklı bir çerçevede esasa düşünmek icap ediyor. Fiyat uygun olursa, satılabilir olursa insanlar rağbet gösterebilir. Bunun yanında biliyorsunuz bir kredi paketi açıklandı. Bisiklet de bu paketin içine dahil edildi. Bu bisiklete bir anlamda ivme kazandırdı. Yani daha pahalı modeller, daha böyle uzun vadede insanların kullanabileceği kaliteli bisikletlerin satışının önünü açmak adına çok faydalı bir şey oldu. Bu da piyasada yaptığımız araştırmalara göre etkileri oldu. Özellikle elektrikli bisiklet özelinde satışları bir nebze arttırdı ki elektrikli bisiklet esasında bu sürdürülebilirliğin en önemli elemanlarından bir tanesi. Çünkü normal bisiklette insanlar 5 ila 10 kilometre arasında bir yolculuk yapabilirken elektrikli bisikletle 20 ve üstü kilometre mesafelere gidebilecek. Hatta orta yaş ve üzeri insanların da çok rahatlıkla ve keyif alarak kullanabileceği bir ulaşım aracı özelliğine sahip elektrikli bisiklet. Bu anlamda bisikletin halk tarafından benimsenmesi, kullanılması adına bence öncelikle ucuz ve satın alabilir bisikletler onlara sunabilmemiz lazım. Bizim de hükümetten bu anlamda bisikletleri daha ucuza mal etmemiz adına bu bisiklet aksamının üzerindeki uygulanan özellikle Türkiye'mizde üretilmeyen parçalar konusunda, Türkiye'de üretilen parçalar konusunda böyle bir isteğimiz, böyle bir talebimiz yok ama üretilmeyen parçalar konusunda bu ilave vergiler konusunda destek ihtiyacımız var. Esat Bey, peki dünya genelinde en çok bu dönemde hani katlanabilir ve elektrikli bisikletlere olan talep ve bunların daha popülerliği artarken Türkiye'de tablo nedir? En çok neler daha çok tercih ediliyor? Katlanabilir bisiklet, evet gerçekten yükselen trendimiz şu anda. Şöyle ki katlanabilir bisikletin en büyük özelliği biliyorsunuz bunu katladığınız zaman çok az bir hacim kaplıyor. Bunu arabanızın bagajına koyduğunuz zaman trafiğin yoğun olduğu bölgeye kendi özel aracınızla ulaşabilirsiniz. Fakat hani bir tabir vardır. 10 kilometreyi 10 dakikada gittim ama 1 kilometreyi yarım saatte geçemedim diye. Bu biliyorsunuz metropollerde çok kullanılan bir tabirdir. Evet. Trafikteki insanlar tarafından. Yani işte orada elektrikli bisiklet devreye girmesi lazım. Yani bir trafiğin yoğun olduğu bölgeye kadar kendi aracımızla gideceğiz. Daha sonra arabayı uygun bir yere park edeceğiz ve bagajdan bisikletimizi çıkartacağız, katlanabilir bisikletimizi ki bunun katlanması, binebilir hale getirilmesi sadece 20-30 saniyeler civarında alıyor. Ve ondan sonraki yolculuğumuza katlanabilir bisikletle devam edeceğiz. Esat Bey, peki ne kadarlık bir ihracat gelirine imza atıyor sektör, bisiklet sanayi? Yıllık bisiklet ihracat? Bu yılki hedefiniz nedir? 2020 sezonu daha henüz hala bitirmedik biliyorsunuz. Şu anda hala çok yüksek taleplerle karşı karşıyayız ve o talepleri karşılamaya çalışıyoruz. 2021'in rakamlarına çok olumlu yansımaları olacağını düşünüyoruz. Bizim sektör olarak hedefimiz dünyanın en büyük pazarı olan ve sadece 3 saatlik uçuş mesafesinde olan Avrupa ana kıtasının en önemli bisiklet tedarikçilerinden birisi olmaktır. Bunun için elimizden gelen her türlü imkanlarımızı seferber ettik, ediyoruz da. Umut ediyorum ki 50 milyon dolar civarlarında bir rakama gelecek sene itibariyle ihracatta buluşacağız. Evet, 2021 hedefi 50 milyon evet. dolar olacaktır diyorsunuz. Evet. Diğer yanda evet. Bayram Bey, şimdi belediyeler de son yıllarda bisiklet kullanımını özendirmek, arttırmak adına birçok uygulamalar yapıyorlar. Bisiklet yolları ve bisiklet kiralama sistemleriyle beraber
Bu üreticileri nasıl etkiledi? Özellikle sektöre etkisiyle de ilerlemek istiyorum. Belediyeler üretim noktasında sizde ne kadarlık bir artış sağladı? Belediyelerin bu uygulaması. Aslında belediyenin değil, sadece belediyenin değil, devletin sistemle alakalı genel bir çalışması var. Şöyle bir çalışma var. Sağlık Bakanlığı biliyorsunuz 2016 yılında şöyle bir şeyle çıktı. Her bir metre bisiklet yolu yapan belediye bir bisiklet hediye ettiler. Ve 1 milyon bisikleti kapsayan bir şeydi. Bu bir sektöre bir canlılık sağladı. Ondan sonra Çevre Şehircilik Bakanlığı bütün yeni kurulan şehirlerde bisiklet yolu mecbur kıldı. Bu da bizim için çok güzel bir çalışmaydı açıkçası. Yani bu belediyeleri de teşvik etti. Bu belediyelerin bisiklet yolları yapıyor olması, bisiklete katkıları da önemli ama biz hep şunu söylüyoruz. Yani Türkiye'de 1 milyon 250 bin bisiklet satılıyor. Almanya'da aynı nüfustayız, 5 milyon bisiklet satılıyor. Bunun artması için insanların bisiklete güvenli ulaşım aracı olarak ya da güvenli spor amacı aracı olarak görmeleri lazım. Bunun için de bizim bisiklet yollarının yanında kafalardaki bisiklet yollarını oturtmamız lazım. Yani bisikletliğe saygıyı oturtmak lazım. Bu da dediğim gibi hem İçişleri Bakanlığı'nın, Milli Eğitim Bakanlığı'nın, Gençlik Spor Bakanlığı'nın yani bisikleti ulaşım aracı olarak kullanmanın yollarını çocuk yaşta, ilkokul 1'de çocuk kalem kağıtla tanıştığından önce bir bisikletle tanıştırmak yoluyla olabilir diye düşünüyoruz. Yani bunu sadece belediye değil, hükümetin de bu konuyla ilgili çalışmaları var. İçişleri Bakanlığı'nın trafikte daha fazla bisiklete yol verilmesi, trafikte bisiklete saygıyı arttırmayla alakalı çalışmaları var. Bütün bunları birlikte yapabilirsek gerçekten ulaşım aracı olarak, spor aracı olarak kullanılmasının önündeki bütün engeller kalkacak. Hem Türkiye'de 5 kat büyüme potansiyelimiz var, hem de Esat Bey'in dediği gibi yakın coğrafyamız bisikletin en büyük pazarı. O pazarlara biz yıllar içinde 1 milyar dolar ihracat hedefi olabilecek sektörlerden bir tanesiyiz. Evet, özellikle otoyollarda da güvenli güzergahların kuşkusuz yapılıyor olması da, sağlanabiliyor olması da kullanımı artıracaktır diyorsunuz. Şimdi izleyicilerimizden çok sorular da geliyor. Ben bir izleyicimizinkini özellikle yönlendirmek istiyorum. Kendisi yıllık yaklaşık 4000 kilometre her yıl bisiklet kullanıyorum ve daha çok artırıyor. Çok yıllardır da kullanıyorum ancak bu yıl fiyat artışları hakikaten çok yüksek oldu. En uygun bisiklet 3000 liralardan başlıyor demiş izleyicimiz. Ve yılın geri kalanında da fiyatlarda nasıl bir eğilim olacak? Önümüzdeki aylarda fiyatlarda bir indirim öngörüyor musunuz bu artışın ardından der. Bayram Bey, sizi alabilir miyim yanıtını sizden? Tabii biz açıkçası gerek kendi firmam gerek de sektörde yerli üreticilerin büyük bir kısmı Aralık ayından beri zam yapmadılar. Yani ki dövizler 5.75'ten 6.5-6.80'lere giden bir döviz olmasına rağmen Türkiye'nin yerli üreticilerinin büyük bir kısmı zam yapmadı. Ben açık söyleyeyim. Yani onun için ithallerde büyük artış oldu. Birincisi dolardan dolayı, dolar kurundan, euro kurundan dolayı bir artış oldu. İkincisi de ek vergiler geldi dediğimiz gibi. Ama biz yerli üreticiler bunu yansıtmamaya çalıştık fiyatlarımıza. Çünkü devletimiz sağ olsun bize büyük destek oldular. Hem başta KGF desteği oldu kendimizi güvende hissetmemiz açısından. Hem de şu anda bu 5 yıla yakın vadeyle satış yapmamıza da destek oluyorlar. Biz de elimizi taşın altına attık. Büyük bir yerli üreticilerimiz, Esat Beyler de öyle. Diğer destektaşlarımız da öyle. Açıkçası İtalyalarda artış oldu doğru ama yerlilerde bir artış olmadı. Bayram Bey, şunu da sorayım. Özellikle elektrikli bisiklet fabrika yatırımında pili ortak Vestel'le üreteceğinizi söylediniz. Bu Vestel fabrikasında mı yoksa sizin Kırklareli'nde kuracağınız yatırım tesisinde mi elektrikli bisikletin pili üretilecek? Ve Türkiye'de ilk mi olacak elektrikli bisiklet pil üretimi bu anlamda? Evet, Vestel bunu planlıyor. Kendi üretimlerinde yapacak bunu. Çünkü biliyorsunuz Türkiye'nin gururlu firmalardan bir tanesi. Ve pilini kendisi üretecek. Biz de beraber geliştiriyoruz. Sağ olsun büyük ihtiyaç olduğunu kendilerine daha önce söylemiştik. Bunu da kendileri de gördüler. Biliyorsunuz yerli otomotivin de partnerlerinden bir tanesi Vestel. Onunla beraber hem yerli otomotivden önce yerli elektrikli bisiklet yapacağız. Gerek ben gerekse diğer meslektaşlarımız da bu konuyla alakalı. Sadece bana değil,
bütün Türkiye'ye ve dünyaya hizmet verecek. Ve gerçekten çok güzel çalışmalar yaptılar. Yani biz hepimiz değişik firmalardan piller de alıyoruz. Ben de kendim de hem test etme şansım oldu hem görme şansım oldu. Gurur duyduğumuz kadar dünya standartlarında en iyi, dünyanın en iyi pillerinden bir üretici Vestel. Çok teşekkür ediyorum. Ve son soruyu da Esat Bey'e yönlendirmek istiyorum. Esat Bey, bu yıl iç talebi nasıl bekliyorsunuz? Gelecek yıl için 50 milyon dolarlık bir ihracat hedefi olan sektör bu yılı ne kadarlık bir adetle kapatacaklar iç pazarda satış olarak? Ben öncelikle elektrikli bisiklet üretimiyle alakalı bir konuya temas etmek istiyorum müsaadenizle. Biz bisiklet olarak yerli ve milli elektrikli otomobil projesinin yetkilileriyle bir temasımız oldu yakın geçmişte. Fakat pandemi dolayısıyla şu anda tekrar yakın gelecekte tekrar görüşme imkanımız olacak. Şimdi biliyorsunuz yerli milli elektrikli otomobilin temelleri birkaç gün sonra atılacak. Dolayısıyla hem yerli otomobilin pili hem de elektrik motoru Türkiye'de üretilecek. Bu bizim gelecekteki büyük projemizle esasında çok yakın alakalı bir konu. Yani arabanın elektrik motorunu ve pilini üreten bir teknoloji, bisikletin elektrik motorunu ve pilini de tabii ki de üretebilecek güce, imkana sahiptir diye düşünüyoruz. Bizim yapmış olduğumuz görüşmelerde elektrikli bisikleti ve elektrikli yerli otomobili acaba takım arkadaşı yapabilir miyiz diye bir düşüncemiz oluştu. Biliyorsunuz dünyada artık araç satışlarında konseptler de değişti. Şimdi artık yedek lastik araçlarda bulunmuyor. Yedek lastik yeri var ama lastiğin kendisi yok. Oraya katlanır bisiklet koyuyorlar. Elektrikli katlanır bisiklet koyuyorlar. Bizim böyle bir düşüncemiz oluştu. Bu fikrimizi proje yetkilileriyle görüştük. Olumlu karşıladılar. Temaslarımız hala devam ediyor. İnşallah yakın zamanda tekrar bu konuyu onlarla paylaşacağız. Gelecekte böyle ortaklaşa bir şey yapıp da yerli elektrikli otomobille yerli bisikletli takım arkadaşı yapabilir miyizin bir oluruna bakacağız. Evet, bir ortak projede yine birleşeceğiz evet. Diyorsunuz. Ben de çok lütfen son cümleyi alalım. Eğer bunda başarılı olabilirsek bakın Avrupa'da 20 milyon bisiklet satılıyor. Bu 20 milyon bisikletin 3 milyon tanesi şu an itibariyle elektrikli bisiklet. Ki bunun ortalama ihracat fiyatı 1100 euro civarında. Ve her sene %25 civarında istikrarlı bir şekilde büyüyen bir pazardan bahsediyoruz. Yani hem Türkiye ihracatı açısından hem de bisiklet sektörü açısından çok önemli bir nüans bu. Çok, bunu kaçırmamız lazım. Ülke olarak kaçırmamız lazım. Sadece sektörel bazda değil. Çünkü konuştuğumuz volüm gerçekten Türkiye'nin 2023 ihracat hedeflerine ulaşmasında çok yardımcı olabilecek, volümlere ulaşabilecek bir rakam diye düşünüyoruz. Evet, elektrikli kısımda, elektrikli bisiklette de bu treni kaçırmamamız gereklidir diyorsunuz. Evet. Çok teşekkür ediyorum. 2021 senesi iç piyasa talepleriyle ilgili hemen iki cümlede özetleyeyim istiyorsanız. 2020'de biz maalesef tabii dışarıdan gelen bu taleplerden dolayı iç piyasadaki talepleri tam anlamıyla karşılayabildiğimizi söyleyemeyeceğim. İnsanlar tercih ettikleri marka veya modelleri de bu dönemde artık bulamadılar maalesef. Yani eldeki ürünlerden tercihlerini kullanmaya çalıştılar. Bu 2021 için bizi fazlasıyla ümitlendirmiş durumda. Ona göre bütün sektör olarak 2021 planlamalarını daha bugünden yapmaya başladık. Gelecek sene ben bu seneki talebin daha üstünde bir talep olacağını düşünüyorum. Bisiklet kültürü bu pandemi vesilesiyle artık yavaş yavaş yayılmaya başladı. Merkezi ve yerel yönetimler de bunu alabildiğince desteklemeye başladılar. Mesela size şöyle söyleyeyim. Toparlayalım mı? Hatay'da Samandağ ile Arsuz arasındaki iki tane güzide turistik ilçemiz arasında 26 kilometre boyunda gidiş geliş toplam 52 kilometre boyunda Avrupa standartlarında bisiklet yolu hizmete açıldı. Normal otoyolun yanında 26 kilometre gidiş geliş toplam 52 kilometrelik bir bisiklet yolu açıldı. Yani bunlar çok önemli gelişmeler bizim sektörümüz adına ve bisiklet kullanımının yaygınlaşması adına. İnşallah bu şekilde devam ederse Türkiye'de en azından Avrupa gibi bisikletin çok popüler olduğu ve kullanımının yaygın olduğu bir ülke
durumuna gelecek. Evet, güzergahların açılması da sektörü kuşkusuz destekleyecektir diyorsunuz. Ben de çok çok teşekkür ediyorum. Değerli katkılarınızdan dolayı Bisiklet Endüstrisi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Bayram Esat Emanet ve Salkono Bisiklet Yönetim Kurulu üyesi Bayram Akgül'e diyor ve böylelikle bisiklet sanayini konuştuğumuz iş dünyasının bugünlük burada noktalarken yarın aynı saatte yeniden sizlerle birlikte olacağım. Hoşça kalın.